Selam dostlar, Sağdanız kanala hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu videoda sizlerle beraber Atake patisi inceleyeceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonlarını üyeler olarak videolara erken erişim, yorumlara yanıt önceliği ve hafta sonları yaptığımız canlı yayınlarda istediğiniz isteği sizler için inceliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir FinTables'tan bakalım. FinTables'ta gördüğünüz gibi katılım menüsünde yer almakta değerli arkadaşlar. Şöyle son 5 çeyreğe bakacağız. 2023 3. çeyrek bilançosu açıklandı. Bu bilançoya göre bakın muhteşem bir artış söz konusu. Özellikle öz kaynakları ciddi oranda artmış. Şöyle özet raporuna baktığımız zaman arkadaşlar. Öz kaynak karlı %48 oranında artmış kaldıraç oranına baktığımız zaman %35 arkadaşlar. Bu kaldıraç oranı normal şartlarda şirketin yani yaptığı yatırımların kaçta kaçını borçlarla yaptığını bize gösteriyor diyebilirim. Ee, gelişmiş ülkelerde özellikle %50'nin altında olması şirketin çok iyi olduğunu gösteriyor ki bu %35 civarında gerçekten bu muhteşem bir oran. Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde %70'e kadar bu oran tolere edilebiliyor arkadaşlar. Yani aslında Türkiye'de böyle %60-70 ortalama civarında olan şirketleri kıyaslayacak olursak böyle ciddi anlamda önde diyebiliriz. Cari orana bakıyoruz. Şu anda 2.25 şirketin elinde oldukça fazla para var. Normalde 1 ile 2 arasında ideal bir rakamdır. Yani çok fazla para da kalsın elinde istemeyiz. Yatırım yapsın isteriz. Ama şu anda şirketin elinde para var arkadaşlar. 2.25 civarında. Onun dışında brüt kar marjı, fabrik marjı ve net kar marjı birazdan sektöründeki diğer hisseler yani sektörüyle kıyaslayacağız. O zaman daha sağlıklı olacak. Hemen yukarı çıkıyorum. Öz kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar %109'luk bir artış göstermiş. Muhteşem bu gerçekten. Net dönem kar %10'luk bir artış göstermiş. Satışlara baktığımız zaman ise %107'lik bir artış göstermiş değerli arkadaşlar. Hemen şöyle sağ tarafta fil dolaşım oranı bakın şurada %20 civarında gayet iyi. Onun dışında şirketin piyasa değeri de neredeyse 8 milyar TL yakın bir değere sahip değerli arkadaşlar. SFK'sı, i̇şte piyasa defterleri, FDF değerleri bunlara birazdan geleceğiz. Hemen aşağıya bilançoya gelelim. Bilanço kısmında dönem varlıklar bir şirketin bir yıl içerisinde elindekilerin nakde dönüştürme oranları arkadaşlar diyebiliriz. Toplam dönem varlıklara baktığımız zaman bakın burada 2022 Üçüncü çeyrek plançosu gözükmüyor ama şöyle geriye doğru baktığımız zaman işte 700 küsür, 800 küsür, yine 800 küsür burada 2 milyarın üzerine çıkmış. Yani aslında burada hani en ihtimalle yine 700 küsürlerde olmuş olsa arkadaşlar 3 kata yakın bir artış söz konusu gayet güzel. Duran varlıklara baktığımız zaman burada iki önemli kalem var. Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar. Maddi duran varlıklar şirketin işte sahip olduğu binalar, tesisler, işte arsalar vesaire. Bu da bakın yine gözükmüyor ama. Hani 775 civarı böyle aslında kafa kafa ekmiş böyle yani çok da böyle bir artış olmamış varsayalım burada. Ama maddi olmayan duran varlıklar arkadaşlar %40'lık bir artış göstermiş. Tabii ki yine dediğim gibi 2022 3. çeyrek çeyreğe bakmamız lazım ama 355 e, bin, binin üzerine 355 bin üzerine çıkmış arkadaşlar. Bu, bu alanda baktığımız zaman maddi olmayan duran varlıklar şirketin işte sahip olduğu lisanslar ondan sonra e, patentler arkadaşlar. Tabii sektörüne göre değişiyor. Özellikle işte bilişim sektöründe bu çok ama çok önemli bir yere sahip diyebiliriz. Burada da yine Önemli bir yere sahip arkadaşlar. Olması gayet güzel. Ekstra önemli bir şey diyebilirim. Onun dışında şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman toplam öz kaynaklara baktığımız zaman arkadaşlar yine dediğim gibi gözükmüyor. Ama 1 milyar 941 milyonluk bir artıcı bir rakam çıkıyor karşımıza. Bu bağlamda baktığımız zaman bak burada 800 yine 900 yine işte 9 civarı burada bir anda 1 milyar 941 milyon şirket ciddi anlamda yatırım yapmış bu çeyrekte diyebiliriz. Hemen şöyle geliyorum. Gelir tablosuna bakıyorum. Satış gelirleri 696 milyondan 1 milyar 438 milyona kadar çıkmış. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Aslında şirketin %100'ün üzerinde bir artış yaptığını bize net bir şekilde söylüyor. Satışların maliyeti yine aynı şekilde %100 civarı artmış. Aşağı doğru indiğimiz zaman genel yönetim giderleri çıkıyor karşımıza. 9 milyonlar arkadaşlar 42 milyona çıkmış. Bu çok artmış mesela. Bu bu kadar artmamalıydı öyle söyleyelim. Aşağı doğru geldiğimiz zaman yine piyasa çarpanlarına baktığımız zaman Hissenin FKS piyasa defterleri FDF değeri arkadaşlar. Bu bakın zaman içerisinde yani aslında bu çok önemli. Çünkü geriye doğru baktığımız zaman işte örneğin diyelim ki burada rakam işte 16, işte burada 3, ondan sonra 10 gösterdi mesela FKS piyasa defterleri ve FDF değeri. Ama geriye baktığımız zaman mesela bu işte daha önce 2 ise, 5 ise, 8 ise buralara öyle geldiyse bu kötü bir şey. Ama bakıyorum geriye doğru mesela 25'lerden 10 25'lerden kaça gelmiş FKS 16'lara gelmiş. işte piyasa defter değeri ne olmuş? 13'lerden mesela. 3'lere 4'lere kadar gelmiş. İşte FD değeri 19'lardan 20'lerden onlara gelmiş. Bu ne demek oluyor aslında? Şirketin iyiye gittiğini, şirketin iyi yönetildiğini bize söylüyor arkadaşlar. Hemen aşağıda kaldıraç oranları ne demiştik size? Sektörüne göre kıyaslamak lazım. Kaldıraç oranı ne demiştik arkadaşlar? 50'nin altında olursa güzel demiştik. Sektör ortalamasına bakıyorum. %35 e, bakayım. Şurada evet sektör bakın arkadaşlar mavi gıda ve içecek sektörü %50 civarında bizimkisi ise %35. Yani muhteşem arkadaşlar sektöründen gerçekten çok çok iyi diyebilirim. Karlılık oranlarına bakalım. İşte burada arkadaşlar şöyle aktif karlı bir önce görelim. Bakın aktif karlılık nelerdeymiş? Şu şurada bakın neredeyse 15 e 15'miş. En son bakın burada sektörün ortalaması yani gıda sektöründe, gıda ve içecek sektöründe %114. Bizimki ise arkadaşlar %31. Yani ciddi anlamda bir fark var yani sektörüne göre çok ileride. Yine brüt kar marjına baktığımız zaman sektörünki %26, bizimki yüzde %37 arkadaşlar. Sektörün üzerinde olması çok daha iyi brüt kar marjı. E, Fabrik marjına baktığımız zaman değerli arkadaşlar şöyle yine karşımıza bakın sektörün ki %13 bizimkisi %37 arkadaşlar. Muhteşem bir fark gerçekten. E, Fabrik marjı bakın burada yine 15-37. E, şöyle net kar marjına çeyrekliğe bakıyoruz. Bakın arkadaşlar net kar marjı çeyreklikte Sektörün ki %9 bizimkisi %28. Yani sektörüne göre yine çok çok daha iyi. ROIC mümkün olduğunca yüksek olmalı arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek şirket elindeki parayı nasıl kullanıyor? Eğer yüksekse sektör ortalamasının olmasının üzerine demek şirket bu parayı sektöründeki diğer şirketlere göre. Mesela normal şartlarda yine iyi kullanıyordur. Yine güzel kullanıyordur ama bir de sektörüne göre daha iyi olması lazım. Bu hem iyi kullanıyor arkadaşlar hem de sektörüne göre gördüğünüz gibi. Bakın ciddi farklar söz konusu. 58 civarı iken yani %58 iken yüzde %129'luk bir fark söz konusu. O yüzden ROE ne kadar yüksek olursa o kadar öz kaynak karladı. Yine gördüğünüz gibi sektörün üzerinde %28'e %48 değerli arkadaşlar. Yani aslında şirketimiz sektörüne göre şu anda çok ama çok önde diyebilirim. Hemen geri şöyle özet raporuna geliyorum. Burada bir şey kalmadı. Neye bakalım arkadaşlar? Şöyle Matrix'ten, Matrix'ten bakın şöyle takas analizine bakalım. Günlük bazda baktığımız zaman değerli dostlar hatta böyle geriye geriden günümüze gelelim. 3 aylık bazda baktığımız zaman bakın %51 alış, %89 satış söz konusu. Aylık bazda baktığımız zaman %74 burada alış söz konusu. %68 satış söz konusu. Yani sona bir ayda böyle biraz toplamışlar aslında. Ancak katılık bazda baktığımız zaman %62'lik alış, %93'lük satış var arkadaşlar. Günlük bazda baktığımız zaman ise %65'e satış, %85 civarı. Yani özür dilerim %65 alış, %85 civarı satış söz konusu yüzde eksi büyüklerin elinde yani büyük aracı kurumların elinde nedir bunlar iş yatırım vakıf yatırım ziraat yatırım garanti BBA yapı kredi şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar eşit bir şekilde dağıtılmış aslında yani hemen hemen işte bir kişinin elinde değil bu hisse öyle söyleyeyim size diğer yatırımcı olarak da yani küçüklerin elinde arkadaşlar ne var yüzde 44'lük bir oran söz konusu yüzdelik yani burada büyüklerin elinde ne kadar fazla varsa şu anda 55 civarı arkadaşlar bu 60-70 olduğu zaman şirketin böyle biraz daha böyle rahat yükseleceğini gösteriyor çünkü küçükler genelde satar ama büyük kurumlar, aracı kurumlar vesaire biraz daha uzun vadeli tutarlar değerli arkadaşlar. Hemen takas analizinden sonra zira çarpanlara gelip sektörüne göre ucuz mu pahalı mı buna bakacağız. Gıda sektöründe yer almakta. Ataki, patates değerli arkadaşlar. Sektörün FK'sına şöyle baktığımız zaman 12.90 bizimkisi ise 16.11 civarı. Yani sektörüne göre biraz daha fazla. Piyasa defter değeri 2.83 bizimkisi 3.94 ama arkadaşlar bakın. 13-14'lerden buralara gelmişti. Yani gelişi güzel olduğu için gayet güzel diyebilirim size. Işte. E, piyasada FDF baktığımız zaman 9.50 bizimkisi 10.03. Piyasa satışlar 1.03 bizimkisi 4.14 şu anda. Öz sermaye karlılığı, karlılığı da sektörün ortalaması %21.9 %21 bizimkisi %24.4 arkadaşlar. Sektörüne göre hala birazcık daha pahalı birazcık öyle söyleyeyim size. Gelelim arkadaşlar teknik kısma. Teknik kısımda bakın hissemiz halka arz oldu. Hangi fiyattan? 43 civarından yükseldi. 99 yüzlere kadar geldi. Yani %100'ün üzerinde kazanç sağladı bize. Hemen 4 saatlik grafiği açıyorum arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakın. Bir düşüş trendi söz konusuydu ve bu düşeni kırdı. Şu anda 55 civarında kırdı. Ama ben tabii ki böyle aman aman bir yükseliş beklemiyorum arkadaşlar. Bir de bakın şunu söyleyeyim. Yani artık lütfen bu aklımızı, bu düşünce tarzımızı bir kenara bırakalım. Yani uçacak, kaçacak dediğimizde binlerce izleme geliyor arkadaşlar. Ya da işte yorum geliyor, ya da like geliyor mesela. Twitter'dan takip ediyorum böyle. Yani borsa işte yükselecek. Hani bunu diyelim ki %100 biliyor bu adam. Yükselecek dediğinde işte 5 bin, 10 bin beğeni geliyor. Borsa düşecek dediğinde yani aynı adam, hani herkes bilse bile düşeceğini, like gelmiyor arkadaşlar. Yani insanlar ilginç bir şekilde, yani gerçekçi olmasa bile, ne yazık ki hep böyle hani polyanacılık tarzında bir kafam mı var ne var çözemiyorum ben anlamıyorum gerçekten. Yani bir şey düşecek dediğinde tepki alıyorsun işte yorumlarda hakaret ediyorlar. Yani sen bir şey bilmiyorsun veyahut da işte herhalde o hisseyi almış hisse elinde e ister istemez hani kötü olsun istemiyor ama arkadaşlar bakın biz burada teknik anlamda bakıyoruz yani kendi fikirlerimizi düşüncelerimizi katmıyoruz yani işin içine. Şöyle 4 saatlik basit hareketli ortalamalarla baktığımız zaman arkadaşlar bu ise yani eğer biz yüzün düzeltme yaptığını düşünüyorsanız ki şu anda hani önümüzdeki hafta biraz daha belirleyici olacak. Aslında bu ay biraz yatayda geçebilir ya da işte bu ay kararını belirleyecek kararını bize gösterecek arkadaşlar biz düz. Özellikle bakın düşmeye devam ediyor. Nerelerden gelmiş? 98'lerden gelmiş. Şu anda 155 TL civarında. Bazı arkadaşlar soruyor hocam nasıl bu kadar düşebiliyor arkadaşlar? Bunlar halka arz hisseleri. Halka arz ne demek? Halka arz bakın çıkarken tavan tavan çıkıyor. Ufak bir düzeltme biraz daha çıkabiliyor. veya işte direkt çıkıyor mesela. Ondan sonra işte gerçek değerine arkadaşlar ulaşıyor böyle. İlk zamanlar böyle bir şişirme oluyor ister istemez. Şu anki değeri ortalama değeri diyebiliriz. Yani daha da aşağılara salabilir tabii ki. Yukarı yöne bakın 4 saatlik ortalamalarda 56.55 üzeri bir çıkış bir kapanış yapmasını beklemek lazım. İşin güzel tarafı tekrar söylüyorum şöyle. Günlük basa geri getiriyorum bakın düşen trend söz konusu. Bu düşen trendi kırmış ama yukarıda bakın karşımıza ne çıkacak? 63.60 yan arkadaşlar. 63 günlük basit hareketli ortalama çıkacak ama 4 saat diye baktığımız zaman önce direnç neresi? 56.55. 56.55 kırdıktan sonra ne yapacağız? Yukarı yönünü 63.45 takip edeceğiz. Tabi 63.45'ten önce ne var? Karşımıza ne çıkıyor mesela burada? 61.20'ler çıkıyor. Bakın burada 56.20 yine 20 günlük üstel hareketli ortalama olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında aşağı yönlü hani nereleri bekleyebiliriz? Yeni halkarız olduğu için gördüğünüz gibi Böyle çok da bir destek direnç durumu söz konusu değil ama özellikle yukarı yönlü bu şekilde ne yapabiliriz? hisse değerlendirebiliriz. Peki bu hisseleri ne yapmamız lazım? Değerli arkadaşlar şirket olarak iyilerse ki iyi gözüküyor bu şirketimiz yani. Uzun vadeli düşünüyorsak bu şirketi bu zamanlar bu aralar böyle parça parça toplanması gereken aralar. Mümkün olduğunca bir hisseyi alırken gözünüzü kapatıp böyle tek seferde almayın. Parça parça işte oraya 5 bin lira ayırdıysanız bunu 5'e bölün. Ya da bunu en kötü böyle üçe bölün. Hiçbir şeye bölünmüyorsanız bir de ikiye bölün arkadaşlar. Aşağı yönlü herhangi bir durum olumsuz bir durum, bir durum söz konusu olursa diye ki şu anda içinde bulunduğumuz coğrafyada her şey diken üstünde biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte her şey değişebilir, farklılık gösterebilir. Yani kötü günler için elinizde mutlaka mutlaka nakit para bulundurun diye tavsiyede bulunabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.